Abdülkadir Bayram, Müsbelke komutanı. Açın, Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Çavuş Ali Hakan! Asubay Kıdemli Çavuş Ali Çetin! Özel Kuvvetler Kuma Operatörü! Sol! Hadi kolay gelsin. Önemli işler yaptınız. İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle sonuçlandıracağız harekatımızı. 24 Temmuz 2015'ten beri hepinizin de yakinen bildiği gibi yoğun bir şekilde silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz, sizler, bizler terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve şu ana kadar da yurt içinde, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde toplam 34.259 terörist esara getirdi arkadaşlarım. Son teröristlerle beraber. 1 Ocak'tan itibaren de 991, 1000'e yaklaştı. Yani bu mücadeleyi biz sürdüreceğiz ve inşallah arkadaşlarım, inşallah bu terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız. Bu pazar günü, geçen pazar başlattığımız pençe kilitle beraber de bu ana kadar toplam 56 teröristi esir getirdiniz, sizler getirdiniz. Ve bu çerçevede buradaki operasyon da büyük bir başarıyla devam etmekte. Şehitlerimiz var, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Onların hatıralarını her zaman anacağız. Gerçekten birer kahramanlık örneği olarak arkadaşlarımız şehit oldular. Fakat onların da kanlarını yerde bırakmadınız. Bırakmayacağız ve sonuna kadar da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ve inşallah bu operasyonun başarılmasıyla birlikte arkadaşlarım burada huduttaki kilit tamamlanacak. Kilitleyeceğiz. Dolayısıyla bu teröristlerin artık girmesi çıkması mümkün olmayacak arkadaşlarım. Bunları yaparken her zaman söylediğimiz gibi biz herhangi bir şekilde bir macera peşinde değiliz. Komşularımızın toprak bütünlüğüne, toprak egemenliğine, bağımsızlığına, hakkına, hukukuna saygılı olarak sadece ve sadece teröristlerin peşindeyiz. Ülkemizi ve milletimizi, hudutlarımızı ve güvenlik güçlerimizi terör saldırısından korumak için gayret gösteriyoruz. Derdimiz bu, çalışmamız bu. Bunu yapıyoruz ve şu ana kadar da yapılan faaliyetlerden dolayı arkadaşlarım gerçekten büyük başarılar sağlandı ve şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Hepinizin sizin de yakından bildiğiniz gibi özellikle terörist başları iki gece aynı yerde yatamıyorlar ve Mehmetçiğin yani sizlerin nefesini her an enselerinde hissediyorlar arkadaşlarım. Ve dolayısıyla bir çöküş olduğunu görüyoruz. Fakat bu çöküşle alakalı çok yayın var, ifadeler var, istihbarat raporları var, değerlendirmeler var. Biz artan bir şiddette, artan bir tempoda en son teröristle etrafa getirinceye kadar sürekli mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada herhangi bir şekilde duraksama asla söz konusu değil arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrultusunda terörü kaynağında yok etmek konseptimiz var. Buna çalışıyoruz biz. Terörü kaynağında yok etmek için elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Şu anda Irak'ın kuzeyinde pençe serisi harekatlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Maksadımız hudutlarımızın ileriden güvenliğini sağlamak ve teröristlere ait ne kadar barınak, sığınak, korunak, sözde karargah ne varsa
bunların hepsini tahrip etmek. Ve onların herhangi bir şekilde orada yeniden derlerini toparlanıp ülkemize, milletimize zarar vermesine meydan vermemek. Gayretimiz budur, çalışmamız budur. Bu iş biliyorsunuz 27 Mayıs 2019'da başladı. İlk pençeviri harekatı. O günden beri de seri halinde arkadaşlarım bu faaliyetler devam ediyor. Ve biz bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda Sinat Hafsan'ın dahil arkadaşlarım, Sincan, Karaçak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Hakuk dahil arkadaşlarım her tarafa karadan ve havadan, havadan ve veya karadan fiili olarak siz komandolarımızla veyahut da kara ateş destek vasıtalarımızla müdahale ettik, etmeyi sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi bizim hudut namustur anlayışıyla, hudut namustur diyerek bugüne kadar büyük başarılar elde ettiniz. Büyük başarıları kazanan huduttaki arkadaşlarım 7/24 çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerçekten büyük ter döküyorlar, büyük emek harcıyorlar. Dolayısıyla biz hudutçu arkadaşlarım, hudutta görev yapan, 7/24 görev yapan arkadaşlarımıza gerçekten şükran borçluyuz. Kendilerini ben en içten duyularak kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılarının devamı diliyorum. Bu sayede hudutlarımız arkadaşlarım gerçekten artık geçiremez bir hale geldi. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun kontrol, biraz önce söylediğim gibi tedbirlerini almak suretiyle gerçekten ülkemizde milletimizin, halkımızın, vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşamasına imkan sağlıyorlar. Dolayısıyla biz onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Arkadaşlar bunun hiçbir hastalıkları yok. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu son derece asılsız iddialardır. Ve bununla ilgili de bizim tarihçilerimiz ortaya koyduğu gerçekleri herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu hiçbir şekilde bugünkü günümüzdeki bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değildir. Bununla ilgili Amerikan kaynaklarından derlenmiş kitaplar var, çalışmalar var. Buralar da çok açık ve net bir şekilde hemen olaylardan çok kısa bir süre sonra yapılan bu incelemelerin, araştırmaların gösterdiği var. Bu gösterdiğine göre de arkadaşlarım hiçbir şekilde orada bir genositten bahsetmiyor Amerikan kaynakları dahil. Ama şimdilerde bir politik gayretle, siyasi amaçlarla olay arkadaşlarım çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Karadağ, Harbi bölgesinin Harbi, Belirlik Dağı var, Uzak Kuvvetimizin indiği Link'ten. Orası da şu anda kurtulmuşlar. Artık ana yol geçiyoruz. Burada şu Gaybantepe, çünkü var, sizler var, oradan geçiyor. Biz Zap'ın her iki tarafını, komutanım bizim dağ komandonun olduğu yer şu anda çöktükte ve sizin içerisinde kaldı. Sivri cami gibi bir yerde. 2 yıldır. Evet, bir de yer. Teşekkür ederim.